Gençler selam, kampımızda 6. haftamızdayız. 6. haftanın konuları oran orantı ve problemler arkadaşlarım, ki 7. haftanın konuları da problemler olacak. Biliyorsunuz oran orantı ve problemleri biraz uzun tutmamız gerekiyor çünkü uzun bir süreç arkadaşlar, ki biliyorsunuz TYT'de de 30 tane matematik sorusunun içerisinde yaklaşık olarak 14-15 tane problem karşınıza çıkıyor. Oran orantı soruları dahi problemleştirilmiş biçimde çıkıyor arkadaşlarım, ki diğer konularda o şekilde. Dolayısıyla problemi biz biraz uzun ele almamız lazım, sağlam ele almamız lazım. Bu arada yeni arka planımız da, daha doğrusu eskiden kullandığım arka plan, değiştirdim ve bir türlü alışamadım. Bu daha iyi, yani ben bunu daha çok seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Onları da söylemeden geçmeyelim. Boş geçmeyelim arkadaşlar. Onun haricinde kamp nasıl gidiyor arkadaşlar? Yani bir şeyler öğrenebiliyor musunuz? Bir katkımız oluyor mu? Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz yerler var mı? Bunları da yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Güzel olur. Evet gençler, hazırsanız dersimize başlayalım. Konumuz oran ve orantı olacak. Evet arkadaşlar, öncelikle oran orantı konusunda bir bilgimiz var. Demiş ki aynı türden iki tane çokluğun kıyaslanmasına ne diyoruz arkadaşlarım biz? Oran diyoruz. Doğru mu? A bölü B bir orandır dolayısıyla. Yani burada A ve B iki çokluk ve ikisi de aynı türden çokluk olacak. A bölü B bir orandır. Ben buna sevgili arkadaşlarım diyorum ki A'nın B'ye oranı diyeceğim. Daha sonrasında birden fazla oranın eşitliğine de biz orantı diyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi aynı türden iki çokluğu kıyaslayınca oran oluyor. Bu oranlar, birden fazla oran birbirine eşitlendiğinde ise orantıdır diyoruz biz artık bunlara. Tamam, ikisinin arasındaki fark bu. A bölü B eşittir C bölü D. Arkadaşlar ben buna ikili orantı diyeceğim. Eğer ki ikili orantı yazın. Eğer ki gençler bir tane de böyle E bölü F gibi bir şey olsaydı, ona da biz üçlü orantı diyecektik. Tamam mı? İkili orantı, üçlü orantı. A bölü B eşittir C bölü D eşittir K gibi bir sayı varsa, ki bu K sayısına biz orantı sabiti diyoruz. Adı üstünde arkadaşlarım, sabit olmak zorundadır. Ve bir orantıya aitse de orantı sabitidir diyoruz. A bölü B eşittir C bölü D ifadesini ben A bölü B eşittir C bölü D biçiminde de yazabilirim. Genelde şunu kullanırız ama bu şekilde de verilebilir soruların içerisinde, aklınızda bulunsun. Ve bu A bölü B eşittir C bölü D de A ile D dışarıda kaldığı için bunlara dışlar. B ile C içeride kaldığı için de bunlara içler diyoruz sevgili gençler. Evet, şimdi birinci örneğimize bakalım. A bölü B eşittir C bölü D eşittir 3 orantısı bize verilmiş. B artı A bölü B çarpı D artı C bölü D, bu çarpımın sonucunu bulunuz demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar B bölü B ve A bölü B biçiminde ben bunları ayrı ayrı toplayabilirim. Bakın B bölü B artı A bölü B yazdım. Daha sonrasında çarpılmış ne ile? Burayı da D bölü D artı C bölü D biçiminde yazarım. Bunu yazdıktan sonra B bölü B'nin 1 olduğunu biliyorsunuz, ki bir yanda da A bölü B var arkadaşlar. Çarpı D bölü D'nin 1 olduğunu biliyorsunuz. Hemen yanında da C bölü D var. Daha sonrasında sen bakıp burada A bölü B'nin 3 olduğunu, yani şunun 3 olduğunu ve C bölü D'nin de 3 olması gerektiğini biliyorsun. Yani gençler 1 artı A bölü B 3'müş. Çarpı 1 artı C bölü D de 3 ise o zaman 1 artı 3 diyorsunuz. Burası 4. Burası da 4 hocam. 4 ile 4'ün çarpımı sorulmuş aslında bana. Cevabımız 16'dır diyebiliriz. İkinci örneğimize geçtik. A bölü 2 B bölü 4'e ve bu da C bölü 3'e eşit. Bakın A bölü 2 eşittir B bölü 4. Bu da eşittir C bölü 3 ve bu üçlü orantı mutlaka bir orantı sabitine eşittir. Ben buradan A bölü 2 eşittir hop K eşitliğini kullanırsam A eşittir ne gelir? 2K. O zaman B eşittir ne gelecektir? Şununla şunu kullanırsam 4K gelecektir. C de eşittir. Hop şuradan 3K gelecektir arkadaşlar. Şimdi bakın. A'yı 2K, B'yi 4K, C'yi de 3K olarak elde ettik ya. Demiş ki 2A.
2a nedir? 2 kere 2k'dan 4k'dır. B zaten kendisi 4k'ydı. Eksi 2c demiş. 2 kere 3k'da 6k yapacaktır. Bakın şurası 8k yapar. 4k 4k daha 8k. 6k çıkarırsam 2k gelir. 2k da kaça eşitmiş? 40'a. O halde k kaça eşittir arkadaşlar? 20'ye. Bizden ne istenmiş hocam? C kaçtır diye soruluyor. Ben C'ye ne demiştim? 3K demiştim. K'yı da burada 20 bulduğuma göre C eşittir 3 kere 20 derim. Bu da bana 60'ı verir ve C'yi elde etmiş olurum. B sorulmuş olsaydı 4 kere 20'den 80, A sorulmuş olsaydı da 2 kere 20'den 40 derdik gençler. Bir diğer bilgimiz özellikler, orantının özellikleri. A bölü B, C bölü D'ye eşit ise içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yani A ile D'nin çarpımı mutlaka ama mutlaka B ile C'nin çarpımına eşit olmak zorundadır. A bölü B, C bölü D'ye eşit ve bu da K ise, K'ya eşitse. Bakın buradaki oranların pay kısımlarını toplayıp veya çıkardığımda, payda kısımlarını da toplayıp çıkardığım zaman orantı sabiti değişmez diyoruz. Bu ne demek? Örnek veriyorum 2 bölü 3 gençler. Biliyorsunuz ki 4 bölü 6'ya eşittir. Bakın şimdi 4 ile 2'yi toplayın 6. 3 ile 6'yı toplayın 9. Bakın bu da 2 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani orantı sabiti yine korunmuş olacaktır arkadaşlar. Değişmeyecektir. A bölü B, C bölü D'ye ve bu da K orantı sabitine eşitse. Bakın burada A'yı N ile çarpmış, B'yi de N ile çarpmış. Yani bu kesri N ile genişletmiş, bu kesri M ile genişletmiş. Şurası M arkadaşlar. M ile genişletmiş. Ve yine gidip pay kısımlarını toplamış ve payda kısımlarını toplayıp yine oranlamış. Arkadaşlar yine K orantı sabiti korunacaktır diyoruz. Değişmeyecektir. Burada da A bölü B, C bölü D'ye eşit ve bu da K orantı sabitine eşitse bu kesrin karesini almış. Bu kesrin de karesini almış. Karelerini aldıysa gençler o zaman orantı sabitinin de karesi alınacaktır. Yani bu da k kareye eşit olacaktır illaki. Tamam. Bakın şurada hiç kare alma işlemi uygulamadık ikinci ve üçüncüde. Ama burada karesini aldığımız için orantı sabitinin de karesini alacağız. Bu da k kareye eşit olacaktır deriz. Üçüncü örneğimize bakalım. A bölü B, C bölü D'ye eşit. Bu da 1 bölü 2'ymiş. Şimdi şuraya bakalım. Burada ne var? 2A. Şurada ne var? 2B var bakın. Şöyle alt alta yazalım ki net görünsün. Eksi 3C'miz var. Eksi 3D'miz var. Şimdi burada A bölü B ve C bölü D. Bunlar birbirine eşitti ve bunlar da yine 1 bölü 2 idi. Arkadaşlar ben A'yı burada 2 ile B'yi de 2 ile çarparsam, C'yi eksi 3 ile D'yi de eksi 3 ile çarparsam sonuç olarak 1 ile çarpmış olurum. Neden? Çünkü 2 bölü 2 1, eksi 3 bölü eksi 3 gene 1 yapar ve K orantı sabiti değişmez. Dolayısıyla ben diyorum ki bunlar 1 ise şununla şunu topla 2A eksi 3C, bununla bunu topla 2B eksi 3D. Ki zaten bana şunu vermiyor mu arkadaşlar şurayı? Veriyor. Bu da kaça eşitmiş? Yine K orantı sabitine eşit olacak. Yani 1 bölü 2'ye eşit olacak. Burası 1 bölü 2 ise benden karesi istenmiş bunun. O zaman sonuç ne olur? Tabii ki 1 bölü 4 olur. 1 bölü 2'nin karesinden cevabımız, cevap 1 bölü 4'tü diyebiliriz. Şimdi bir diğer sayfamız, yani 115. sayfamızda ilk sorumuz olan 4. örneğimize bakıyoruz. X bölü Y, Z bölü T, K bölü M, bunların hepsi de 3 orantı sabitine eşit. X çarpı Z artı X çarpı K bölü Y çarpı T çarpı M eşit 15 olduğuna göre M artı T bölü M kere T ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi X ile Z'yi çarpmış, bak X ile Z'yi çarparsın, X çarpı Z bölü Y ile T'yi çarparsın, Y çarpı T. Şimdi örnek veriyorum 2 bölü 3 ve 4 bölü 6'yı dikkate alalım. Tamam mı? Bunların ikisi de K orantı sabiti 2 bölü 3'e eşittir. Doğru mu? Şimdi 2 ile 4'ü çarpın 8. 3 ile 6'yı çarpın 18. Arkadaşlar bu şunun karesine eşittir. Yani 4 bölü 9'a eşittir. Bakın 2 ile sadeleştirin 4. 2 ile sadeleştirin 9. Yani az önce karesini aldığımız zaman orantı sabiti K kare olmuştu ya. Ben gidip bunda demek ki şununla şunu çarpınca da yine K kare orantı sabitini yakalayacağız. Tamam mı? Dolayısıyla ben burada x ile z'yi, y ile t'yi çarptığıma göre orantı sabitinin karesi olan 9'a eşit olacaktır bu. Daha sonrasında x ile k'yı ve y ile m'yi çarpmış, bakın xk, altta da y çarpı m mevcut. Dolayısıyla ben onu da yazayım, x çarpı k bölü y çarpı m, bu da 9'a eşittir. Şimdi bunları da şöyle toplayacağız arkadaşlar.
pay kısımlarını ve payda kısımlarını toplayıp yazalım. X çarpı z artı x çarpı k diyoruz. Tamam mı? Ha, bu arada bu şekilde yazmamıza aslında gerek yok. Şuradan şunu söyleyebiliriz. Bakınız, dikkat edin. X çarpı z bölü ytm. X çarpı z bölü y çarpı t çarpı m dedim. Artı x çarpı k bölü ytm dedim yine. Bakın arkadaşlar, x çarpı z bölü y çarpı t'nin ben zaten 9 olduğunu biliyorum. O zaman alt kısımda sadece m kaldı, artı. Ve daha sonrasında x çarpı k bölü y çarpı m'nin de ben 9 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 9 bölü altta bu sefer t kaldı. Bu da kaça eşitmiş? 15'e. Şimdi her iki tarafı 9'a bölerseniz eğer 1 bölü m ile 1 bölü t'nin toplamı kalacaktır. Bu da 15 bölü 9. 15 bölü 9 nedir arkadaşlar? 3'e bölü 5, 3'e bölü 3. Yani 5 bölü 3'müş derim. Şimdi benden ne istenmişti? Şu. Ben bu ifadeyi nasıl elde edebilirim? Bak, burayı t ile genişletiyorum. Burayı da m ile genişletiyorum. Böylelikle t artı m bölü t çarpı m. Yani bize sorulan ifadenin aynısı kalmış oluyor. Ve bu da kaça eşittir doğal olarak? 5 bölü 3'e eşittir. Yani cevabımız ne olacakmış? 5 bölü 3 olacakmış gençler. Orantı çeşitleri. Öncelikle neyle başlıyoruz? Doğru orantıyla başlıyoruz arkadaşlar. Eğer ki iki çokluktan biri artarken, bak bu çok önemli, biri artarken diğeri de artıyorsa diyemem. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk arasında doğru orantı vardır diyoruz. Veyahut sadece soruların içerisinde orantılıdır diyorsa ben o orantılıdır kelimesinden o iki çokluğun doğru orantılı olması gerektiğini anlayacağım. Eğer ki sorunun içerisinde orantılıdır diyorsa o doğru orantılıdır, ters orantılı değildir. Doğru orantılı çoklukların oranı sabittir diyoruz arkadaşlarım. Yani A ile B doğru orantılıysa ben bunu A bölü B eşittir bir orantı sabiti diyorum. A ve B sırasıyla X ve Y ile doğru orantılıysa eğer, bakın A sırasıyla demiş ya, X ile orantılı eşittir diyorum. B, Y ile orantılı sırasıyla dediği için ve bir orantı sabitine eşittir. Burada A bölü X eşittir K derseniz, X ile K'yı çarptınız, A eşittir X çarpı K elde edersiniz. B bölü Y eşittir K derseniz Y'yi bu tarafa attınız, B eşittir Y çarpı K'yı elde edebiliriz. Devam ediyorum sağ üst tarafla. Doğru orantıyla alakalı sorular çözüyoruz. A sayısı 2B artı 3 ile orantılıymış. Orantılıdır diyorsa doğru orantı vardır demiştik. 2B artı 3'ü yazdım. Ve bu da bir orantı sabitine eşit olmak zorundaydı. A 9 iken yazıyorum. A gördüğüm yere 9'u yazdım. Bölü B 3'müş. 2 kere 3 6. 6'ya 3 ekledim. Gene 9 geldi. 9 bölü 9 yani 1 bize orantı sabitini verecektir. Demek ki buradaki K'mız kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. Orantı sabiti değişmez demiştik. O halde A 15 iken demiş. Şuraya 15'i çaktım. Bölü. B kaçtır diye sorulmuş ya. 2B artı 3'ü yazdım. Orantı sabitini eşitleyeceğim. Yani 1'e. O halde şu kısmın ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 2B artı 3'ün tabii ki 15 gelmesi gerekiyor ki 15 bölü 15 1 olsun. O zaman 2B'nin 3'ü karşıya attım. 12 olması şarttır. B de sevgili arkadaşlarım 6'dır diyebiliriz. Bize B kaçtır diye sorulmuştu. Cevap budur. Geçtim 6'ya. Birbiri ile eş güçteki 10 tane işçi saatte 1 saatte 200 tane tuğla örüyor. Yine 1 saatte diye sormuş. Bakın işçi sayısı artarsa eğer, hangi oranda arttıysa yapılan iş de sevgili arkadaşlarım iş de artacaktır. Yani işçi sayısını arttırırsam örülen tuğla sayısı da artar. Ne kadar çok işçi o kadar çok tuğla örülür arkadaşlar. Dolayısıyla hatta burayı silmeyelim. Şöyle kalsın ve ben şunu şöyle kenara çekeyim. Siz de yazın böyle, tamam mı? İşçi sayısının artması demek iş yapılan işin de artması demektir. Anlaştık? Pekala, o zaman biz ne diyoruz? Bunlar doğru orantılıdır. Yani ben işçiyi gidip işe bölersem mutlaka bir orantı sabiti yakalayacağım. Şimdi işçi sayımız 10 iken arkadaşlarım, işçi sayısı 10 iken işimiz 200 tuğlaymış. 10 bölü 200'müş bizim orantı sabitimiz.
eş güçteki kaç işçi diye sormuş. İşçi sayısına x diyeceğim. Örülecek olan, yapılacak olan iş 340 olacak. Bakın arkadaşlar, şu şunun kaç katı? 20 katı. Ya da içler dışlar çarpımı yaparsınız, hiç fark etmez. 200x eşittir 310 çarpı 10 dersiniz. 340 şurası, özür dilerim. Orayı düzeltelim isterseniz, hata olmasın. 340 çarpı 10. 0 ve 0 gitti, 2 tane 0 gitti. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Burası 17 geldi. Yani x kaçmış arkadaşlar? 17'ymiş. Yani eş güçteki 17 işçi 1 saatte 340 tane tuğla örer diyeceğiz. Şimdi ters orantıya bakalım. Ters orantı nedir? Tam tersi doğru orantının, iki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa gençler, bu iki çokluk arasında ters orantı vardır denir. Ters orantılı çoklukların çarpımları birbirine sabit olmak zorunda. Yani A ile B eğer ters orantılıysa, ben A ile B'nin çarpımını 1K orantı sabitine eşitleyeceğim. A ve B sırasıyla X ve Y ile ters orantılıysa eğer, bakın A X de ters orantılıdır. Dolayısıyla A çarpı X eşittir K diyeceğim. Ve B ile Y de ters orantılıymış. Yani B çarpı Y eşittir yine K diyeceğim arkadaşlarım. Burada A çarpı X ile B çarpı Y de tabii ki birbirine eşit olmak zorunda sevgili gençler. Ve bunlar da bir orantı sabitine eşit. Ve buradan X'i karşıya atarsanız A eşittir K bölü X'i bulursunuz. Buradaki Y'yi karşıya atarsanız B eşittir K bölü Y'yi elde edebilirsiniz. Ters orantılı iki çokluk çarpılarak bir orantı sabitine eşitleniyor. Doğru orantılı iki çokluk da birbirine oranlanarak bir orantı sabitine eşitleniyor. Bunları soruların içerisinde kaçırmayacaksınız. Toplam 40 adet bilye. Şimdi bilye dediğimiz neymiş arkadaşlar? 40 tane bilyemiz varmış. İki kardeşten büyük ve küçük olanına sırasıyla 3 ve 9 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Şimdi büyük kardeş ve küçük kardeşe büyük ve küçük kardeş diyelim. Ters orantılı olarak paylaştırılıyormuş ya. 3 ve 9 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Bakın size tavsiye, ben bütün sorularımı da bu şekilde çözüyorum. Sana da bu şekilde çözmeni tavsiye ediyorum açıkçası. İyi dinliyorsun. Ters orantılı verdiği zaman kafan karışmasın diye, ama ters orantılı olduğunu kaçırma bak, tamam mı? Kafan karışmasın diye şunu yapacaksın. Hemen 3 ile 9'un ortak katını düşünüyorsun. Nedir? 9. Bunu 9 yapmak için 3 ile çarpmam gerekiyor ya, 3K diyorum. Bunu 9 yapmak için 1 ile çarptığım için de K diyorum. Artık ben bunu doğru orantıya çevirdim bakın. Buna 3K tane bilye veriliyormuş, buna K tane bilye veriliyormuş. Toplamda 40 tane bilye oluştuğu için 4K eşittir 40 dersiniz. Buradan K kaç gelir arkadaşlar? 10. Yani büyük kardeşe 3K olduğu için 3 kere 10'dan 30 tane bilye düşüyormuş. Küçük kardeşe K 10 olduğu için 10 tane bilye düşüyormuş. Bizden istenen ne peki? Büyük kardeş küçüğünden kaç bilye fazla almıştır? Yani 30 10'dan kaç fazladır diye soruluyor. O halde cevabımız 30 eksi 10'dan 20 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız buydu diyebiliriz. Geçtim bir diğer bilgi. Bileşik orantı. Şimdi bileşik orantı da içerisinde hem doğru orantıyı barındıracak hem de ters orantıyı barındıracak. Eğer böyle iki çokluk varsa veya birden fazla çokluk varsa buna biz bileşik orantı diyoruz. Örneğin A sayısını düşünün. A sayısı B ile doğru orantılıysa tabii ki A bölü B demek zorundayım. Ve aynı A sayısı C ile ters orantılıysa da A ile C'yi çarpmak zorundayım. Ve bu da bir orantı sabitine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Örnek veriyorum. A sayı A eksi 2 sayısı, A eksi 2 sayısı B eksi 1 ile ters orantılı diyorsa çarpacaksınız. C artı 2 ile doğru orantılı diyorsa C artı 2'ye böleceksiniz. Ve bu bir orantı sabitine eşit olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Hemen pekişsin olay. A ile B ters orantılı iki sayıymış. Bakın A ile B ters orantılı. A çarpı B diyorum eşittir K oluyor. Bize demiş ki A sayısı %900 arttırıldığında. %900 arttırılmak demek, yani 100 iken 900 kadar arttırmak demek oluyor. 100 iken 900 arttırırsam bu 1000 olur arkadaşlar. Yani 100 iken 1000 oluyorsa o sayı 10 katına çıkmıştır. Dolayısıyla A sayısı %900 artıyorsa demek ki 10 katına çıkıyormuş, 10A. Daha sonrasında sayılar arasındaki orantının bozulmaması için, orantı bozulmuyorsa orantı sabiti değişmiyordur, K hala duruyor.
B'ye ne olmalıdır diye soruluyor. O zaman x diyelim. Ne olduğunu bilmiyoruz ya. X çarpı b diyelim. İşte bize x ile alakalı bir şey soruluyor. B yüzde kaç azalmalıdır? Şimdi bakın. 10 çarpı a çarpı x çarpı b orantı sabiti başka neye eşittir arkadaşlar? A çarpı b'ye. O halde bu da a çarpı b'ye eşittir diyeceğiz. Yani şuradaki a ile b'yi korumamız gerekiyor. Nasıl koruyacaksın? Burayı 1 yapman lazım. Yani x sevgili arkadaşlarım burada 10'la neyi çarparsam 1 gelir. 1 bölü 10 olması lazım. Demek ki gençler b sayısı b iken b bölü 10'a düşüyor. B bölü 10'a düşmesi demek arkadaşlar şöyle demek. Mesela 100 iken 100'ü 10'a böldüm, 10'a düşmesi lazım. Yani 100'den kaç azalmış? 90 mı azalmış? O zaman %90 azalması gerekiyordur b'nin diyeceğiz. Cevabımız da bu olacak arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Valla olabildiğince detaylı ve basit anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatım başarılı oluyordur. Tabi bu basit anlatmanın yanı sıra da farklı bir şekilde sana bunları sunmaya çalışıyorum. Umarım sen de o farkı hissetmişsindir. 9. örneğimiz bileşik orantıdan. A-1 sayısı B artı 2 ile doğru orantılıymış. Hemen alt tarafa doğru orantılı olduğu için böldüm. Ve yine A-1 sayısı C-5 ile ters orantılı olduğuna göre bunları da çarpacağız arkadaşlar. Çarptıktan sonra da bir orantı sabitini mutlaka eşitlemeyi unutmayın. Şimdi diyor ki A 3 iken 3'ten 1'i çıkardınız 2 çarpı. B 2'ymiş 2'ye 2 eklediniz 4. C 7 oluyormuş 7'den 5'i çıkardınız 2. 2 çarpı 2 4 4'ü 4'e böldüm 1 geldi. Yani bu orantı sabiti kaçmış arkadaşlar 1'miş. O halde ben buna eşittir 1 dedim ya. Bakın gençler. A 5 iken demiş. 5'ten 1'i çıkardınız 4. C 6 iken 6'dan 5'i çıkardınız 1. Burası da B artı 2 oluyor. Ve yine orantı sabiti olan 1'e eşit olmak zorunda. 4'ü neye bölersem 1 olur? Tabii ki 4'e. Demek ki B artı 2'nin 4 olması gerekiyor. B artı 2 4 ise B kaçtır? Tabii ki 2'dir. Bizden istenen şey B'nin kaç olduğuydu? B 2'ymiş gençler. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamdayım. Ortalamalar. Aritmetik ve geometrik ortalamayı ele alacağız. Bir de eskiden harmonik ortalama vardı. Milletin kafasını karıştıran. Aritmetik ortalama arkadaşlarım. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması. Yani iki sayının aritmetik ortalamasını bulmak istiyorsan sen. Bu iki sayıyı toplayacaksın ve sayı adedine böleceksin. Yani neymiş arkadaşlar? Verilerin toplamı diyelim. Sayı demeyelim. Verilerin toplamını neye bölüyormuşuz? Veri adedine bölüyormuşuz. Tamam mı? Bu şekilde aklında dursun. Ezberleme. ABC sayılarının aritmetik ortalamasını elde edebilmek için de 3 tane sayımız var. A artı B artı C. Topluyorsunuz bunları sayı adedimiz olan 3'e bölüyorsunuz. Yani yine verilerin toplamını veri adedin olan 3'e bölmüş olduk. 4 tane olmuş olsaydı 4'e bölecektik. Peki geometrik ortalama nedir? A ve B sayılarının geometrik ortalaması da A ile B'yi çarpıyorsunuz ve karekök içerisine alıyorsunuz. Yani aslına bakarsanız verileri çarpıyorsunuz. Verilerin çarpımı dedim. Tamam mı? Daha sonrasında da 1 bölü veri adedi diyorsunuz. Neden? Çünkü bu kök içinde A çarpı B demek aslına bakarsanız A çarpı B'nin 1 bölü ikinci kuvveti demek. Bakın buradaki 2 ne? Sayı adedi A ve B iki tane sayı olduğu için 1 bölü 2 yani zaten karekök dediğimiz için şurada bir gizli neyimiz vardı? 2'miz vardı. Eğer ABC'nin geometrik ortalaması isteniyorsa bunları çarptınız ve buraya bu sefer ne yazacaksınız? 3 yazacaksınız. Aslına bakarsanız A çarpı B çarpı C'nin 1 bölü 3. kuvvetidir de diyebiliriz. Tabi siz gösterirken şu şekilde gösterirseniz daha kullanışlı olacaktır. 10. örneğimiz. 6 tane özdeş yazıcı 6 dakikada 108 adet çıktı veriyorsa 10 tane özdeş yazıcı 10 dakikada kaç adet çıktı verir? Şimdi şöyle yazıcı şimdi bu şeyde biz nedir onun ismi? Bileşik orantıyı kullanacağız önce. 6 tane özdeş yazıcı ben yazıcı sayısını arttırırsam yazdırma süresi düşecektir. Yani o zaman yazıcı sayısıyla sevgili arkadaşlarım süre ters orantılı olduğu için ben yazıcıyla süreyi çarpacağım
Ve yazıcı sayısının artması demek çıktı sayısının da artması demek. Dolayısıyla bu çıktı sayısıyla yazıcı sayısı doğru orantılıdır. Ve bunlar bir orantı sabitine eşit olmak zorunda. Şimdi 6 tane yazıcı 6 dakikada toplam 108 tane çıktı veriyorsa bu bizim orantı sabitimizdir ki 36 bölü 108 demek 1 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani benim orantı sabitim neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3'müş. Bu cepte artık. Şimdi diyor ki 10 tane özdeş yazıcı, bak yazıcıyı buraya yazdım, 10 dakikada, bunu da buraya yazdım, kaç adet çıktı verir onu bilmiyoruz, x dedik. Bunun neye eşit olması lazım? 1 bölü 3'e. Şurası kaç arkadaşlar? 100 değil mi? 3 kere 100, 300 yapar. Eşittir x kere 1'de x yapar. Demek ki kaç tane çıktı alınıyormuş arkadaşlarım? 10 tane yazıcıyla 10 dakikada 300 tane çıktı alınabiliyormuş diyebiliriz. Eğer ki bu durumları, yani 6 özdeş yazıcı 6 dakikada 108 adet çıktı veriyorsa falan, eskiden sorular vardı işte 3 tane fare 3 dakikada 3 tane fındık yiyorsa 1 tane fare 1 dakikada kaç tane fındık yer gibi böyle sorular vardı. Facebook ve Instagram soruları. İşte bu tarz soruları şu şekilde basit bir hani kendi kafanda formülize edersen çok daha ama çok daha rahatlayacaksındır. Bunu da sakın unutma. Şimdi geçelim 11. sorumuza. X ve Y sayılarının aritmetik ve geometrik ortalama ile alakalı şimdi sorular çözeceğiz, sonra bitireceğiz konumuzu. X ve Y sayılarının aritmetik ortalaması 5'miş. Yani X ile Y sayılarını toplayıp sayı adedine böldüğüm zaman 5 giriyormuş. E peki buradan ben X artı Y'yi bulamaz mıyım? Bulurum. X artı Y neyi 2'ye bölersem 5 olur? Tabii ki 10'u. Dolayısıyla X artı Y, yani X ile Y'nin toplamı 10'muş bu cepte. X, Y, Z sayılarının aritmetik ortalaması demiş. Yani X artı Y artı Z bölü bunu kaça böleceğiz? 3'e. Neden? Çünkü 3 tane sayımız var. Aritmetik ortalaması da 10'muş. Yani x artı y artı z ne olmak zorunda arkadaşlarım? 3 kere 10'dan 30 olmak zorunda. Şimdi bize demiş ki z kaçtır? Ben zaten şuradaki x artı y'nin 10 olduğunu biliyorum ya, o zaman z'ye kaç kalır arkadaşlarım? 20 kalır. Yani z sayısı 20'ymiş diyebiliriz. 12. örneğimiz. X, y ve z gerçek sayılar. X ile y'nin geometrik ortalaması 2 kök 2. Şimdi şöyle, x ile y'nin geometrik ortalamasını bulmak için x ile y'yi çarpıp karekökünü almam gerekiyor ki bu da 2 kök 2'ymiş. Her iki tarafın karesini alırsanız x çarpı y'nin 2 kök 2'nin karesi, şunun karesi 4, kök 2'nin karesi 2, çarparsanız ne gelir? 8. X ile z'nin geometrik ortalaması, yani x ile z'nin karekökü arkadaşlar 4'müş. Her iki tarafın karesini alırsanız x çarpı z'nin 16 yapması gerektiğini görürsünüz. Y ile z'nin geometrik ortalaması, y z'nin karekökü de 4 kök 2'ymiş. Her iki tarafın yine karesini alırsanız böylelikle y çarpı z'nin 4 kök 2'nin karesi 16 kere 2'den 32'dir. Yani x ile y'nin çarpımı 2'nin küpüymüş. X ile z'nin çarpımı 2 üzeri 4'müş ve y ile z'nin çarpımı da 2 üzeri 5'miş kaba tabirle. Şimdi bize demiş ki x, y, z sayılarının geometrik ortalamasını bulun demiş. X, y, z sayılarının geometrik ortalaması, aslına bakarsanız x çarpı y çarpı z'nin, bakın geometrik ortalama dediği için 3 tane de olduğu için küp kökünü alacağız, tamam mı? Bizden bu sorulmuş. Peki şimdi ben x, y, z'yi elde edebilmek için şunları bir taraf tarafa çarpsam, bak x ile x'i çarptım x kare geldi, y ile y'yi çarptım y kare geldi, çarpı z ile z'yi çarptım z kare geldi. Bunlar da üstü sayılar ya, tabanları aynı, üstlerini toplayacağız. 3, 4, 5 daha 12 yapar. 2 üzeri 12. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız bu ikilerin her biri gidecektir. Dolayısıyla x çarpı y çarpı z de şu da yarıya düşecektir. 2 üzeri 6'ymış. Şimdi bizden ne istenmişti? X çarpı y çarpı z'nin biliyorsunuz ki küp kökü istenmişti arkadaşlar. X çarpı y çarpı z 2 üzeri 6'ydı. Bunun küp kökünü alacağız. Bu da 2 üzeri 6 bölü 3'tür. 6 bölü 3'tür. 6 bölü 3 kaçtır? 2. 2'nin karesi kaçtır? 4. Demek ki bizim cevabımız artık 4'müş diyebiliriz. Ve gençler, bu bizim oran orantı konu anlatımındaki son sorumuzdu. Dediğim gibi oran orantı ile alakalı problemler de artık problemleştirilmiş biçimde geliyor ki problemler hem karma testin içerisinde hem de sayı kesir problemlerin içerisinde falan, ben sana bol miktarda oran orantı problemi de bıraktım. Hem de burada oran orantı konu testini çözeceğiz. Bu da bir sonraki videoda olacak. Sonraki videoda o halde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.